Bizim ev. Sayın Başkanım, Sayın Milletvekillerim, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarımız, kıymetli mesai arkadaşlarım, ulusal ve yerel kıymetli basın mensuplarımız, hepiniz Gazi şehrimize hoş geldiniz diyorum. Bugün cumartesi sabahı şehrimizde çok hayırlı bir konu noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedeninin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Sayın Başkan Vekilimiz ve kıymetli üyelerine hem ev sahipliği yapıyoruz, onları misafir ediyoruz. Aynı zamanda araştırma komisyonumuza Gaziantep ilimizde İl Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu'nun bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgiler arz edeceğiz. Sizler de biliyorsunuz ki uyuşturucu madde bağımlılığı bir bireyin ya da bir ailenin sorunu değil. Ne yazık ki bütün bir devleti ve hatta bütün global dünyada bütün insanlığı ilgilendiren çok önemli bir hastalık, bir beyin hastalığı. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre bunu bir beyin hastalığı olarak tanımlıyorlar. Dolayısıyla bunu bir hastalık olarak ele alıp tedavisiyle ilgili neler yapılması gerekiyorsa o noktada topyekün bir mücadele gerçekleştirmemiz ve bunda başarılı olmamız gerekiyor. Buna benzer bir komisyon 2008 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kuruldu. Çalışmalarını başladı, yaptı, bitirdi. Biliyorsunuz 10 yıl boyunca bu komisyonun yaptığı çalışmalar ve bir takım önerilerle önemli mesafeler kat edildi. O noktada hükümet olarak da biz AK Parti hükümetimizde özellikle uyuşturucu maddeye yönelik yüksek kurul oluşturuldu. Bu yüksek kurul uyuşturucuyla mücadele yüksek kurulu bir başbakanımızın başkanlığında 8 bakanlığı bir araya getirip mücadeleyi bütün bakanlıklara ve bütün kurumlara yayma noktasında çalışmalar yaptılar. Ve en sonunda 3 bakanlık daha eklendi. Bir başbakan yardımcımız ve 11 bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Biliyorsunuz uyuşturucu, bizim bu komisyonumuz sadece uyuşturucu madde ile mücadele komisyonu değil, çeşitli uyuşturucu ya da bağımlılık yapan diğer konular da, örneğin internet ve teknoloji bağımlılığı da bu araştırmanın başlığı altına giriyor. Yani A başlığımızı uyuşturucu madde bağımlılığı olarak belirlersek, B başlığımızı da internet ve teknoloji bağımlılığı olarak belirledik. Bu noktada da gençlerimizi, çocuklarımızı, neslimizi hem madde bağımlılığından hem de diğer bağımlılıklardan nasıl koruyabiliriz, nasıl kurtarabiliriz, onun çalışmalarını yapacağız. Türkiye bu noktada çok önemli ve hedef ülke haline gelmiş, kavşak bir ülke haline gelmiş. Sayın Valimizle de yukarıda konuşurken belki burada arkadaşlarımız özellikle arz ve talebin engellenmesi noktasında güvenlik güçlerimizin tedbir almasıyla alakalı bu konuyu dile getireceklerdir. Ancak ben kısaca şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye gerçekten bir hedef ülke haline geldi. Doğudan batıya ve batıdan da doğuya gerek doğal uyuşturucu maddelerin transferi, geçiş noktası, gerekse batıdan sentetik bir takım uyuşturucu maddelerin doğuya geçişi sırasında Türkiye çok ciddi bir hedef ve kavşak ülke. Malum biliyorsunuz istikrarın olmadığı yerlerde, terörün kol gezdiği yerlerde ve hatta bazılarının gidip barışı getireceğiz diye o ülkelere gittiklerinde maalesef barışın değil terörün daha da hızlandığını, özellikle dünyada uyuşturucu madde afyon türevi, esrar türevinin %95'ten fazlasının Afganistan'dan batıya doğru aktığını da
düşünürsek bu terörün her türlüsünün ne kadar bu millete ve insanlığa zararlı olduğunu görüyoruz. Son yıllarda özellikle sentetik kanabinoid dediğimiz bir takım bonsai türü, kaptagon gibi bir takım uyuşturucu maddeler çekirdeklerine farklı moleküller eklenmek suretiyle yüzlerce belki bugün bile hala yeni bir molekül üretmiş olabilirler. Bunlarla mücadele kolay değil. Bu süreçte uyuşturucuyla mücadelede adeta dünyada petrol ve silah kaçakçılığının, silah ticaretinin ne kadar yüksek meblağlarda olduğunu düşündüğünüzde uyuşturucu madde kaçakçılığının, uyuşturucu maddeyle ilgili finansmanın da dünyada şu 2016 yılı itibariyle 1.4 trilyon dolar civarında olduğu söyleniyor. Bu raporlarda da geçiyor. Demek ki dünyada üçüncü büyük finans kaynağı. Onun için mücadele gerçekten çok önemli, çok zor. Mücadelede malum biliyorsunuz özellikle arz ve talebin engellenmesi, tedavi amatem ve çematemlerin yaygınlaştırılması, bunun dışında rehabilitasyon ve sosyal uyum projeleri olmak üzere multidisipliner bir yaklaşımla bu tedaviyi ve uyuşturucunun üzerinden üstesine geleceğimizi düşünüyorum. Türkiye'ye örnek projelerimiz illaki vardır, onları paylaşalım. Ve kanun yapıcılar olarak da bizim nihayetinde bu uyuşturucu komisyonunun madde bağımlılığıyla ilgili ve teknoloji bağımlılığıyla ilgili komisyonumuzun hazırlayacağı rapor neticesinde bir takım buradan sahadan aldığımız özellikle sizlerden alacağımız bilgilerle raporlarımıza ders edip Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza sunacağız. Bizim evimiz.